Merhabalar, ben Deniz Özgür Maral. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün önemli bir gün. Az sonra saat 21'de Amerika Merkez Bankası'nın Fed'in faiz açıklaması olacak. Da bu saat 10'u bulur. Jerome Powell'in açıklamaları falan onu bulur. Ondan sonra ons altın ve dolar üzerindeki etkilerini ancak yarından itibaren görmeye başlayabileceğiz. Ons altın ve kripto paralar Fed'in faiz artırımının baskısı altında devam etmekte. Avrupa Birliği ülkeleri de faiz arttırımlarına gidecekleri yönünde açıklamaları ons altını Mtye varlıkları baskı altında tutmaya devam etmekte. Bugün gün içerisinde fiyatlar ons altın 1822 dolar. Gram altın 1012 lira, 1000 liranın üstünde şu an devam ediyor. 1000 lira milattır. Geriye dönüş yoktur demiştik. Dolar 17 lira 27 kuruş. <laughs> Euro 18 lirayı tekrar geçmiş bir vaziyette. Arkadaşlar bugün saat 9'da e, belki 10'a doğru Amerika Fed faiz açıklayacak. Beklentiler 0.50 bas puan faiz artırımı olması yönünde. Ancak dedikodular hani 0.75 bas puan faiz artırır mı acaba? Daha da sıkılaştırır mı diye bu ons altını falan bir baskılama düzeyine o şekilde gelmişti. Merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankaları da faiz artırımına gidecekleri yönündeki açıklamaları ons altını şu an baskılıyor. Ons altının baskılanması bu yüzdendir. Dolayısıyla güçlü dolar e, politikası Amerika'da devam etmekte ve bunu bir süre daha sürdüreceği gözüküyor. Enflasyonun kısa bir sürede düşmeyeceği anlaşılmış gibi gözüküyor. Piyasa çevrelerince böyle anlaşıldı. Amerika da bunu böyle kabul ediyor. Dolayısıyla faiz artırımlarına devam edecekmiş gibi gözüküyor. Faiz artırımlarına devam ettiği takdirde tabii ki güçlü dolar ortaya çıkacaktır. Dolar endeksi yükselecektir. Ve görüldüğü üzere bizim ülkemizdeki gibi e, dolar da yukarı doğru gidişatına devam ettirecektir. Piyasadaki enflasyon açıklanan enflasyonun %72 ancak açıklanmayan enflasyonun en az %100 olarak e, zannedildiği bir ortamda doların yukarı gitmesi gitmemesi daha doğrusu mümkün değil. Dolar ve euronun e, para birimlerinin yukarı gitmemesi mümkün değilmiş gibi gözüküyor. E, politik olarak e, ülkemiz faiz arttırmıyor ve daha da düşürüleceği yönündeki beyanatlar var e, ve bunu ısrarla dile getirildiği gözlemlenmekte. E, dolayısıyla... Doların yavaş yavaş ve bazen daha hızlı bir şekilde yükseğe çıkması ihtimalini her zaman göz önünde tutmamız gerekiyor. 4 saatlikte arkadaşlar dolar 17.52 lira bandı önemli. 17.52 lira e, oradaki önemli bir direnci. Bu direnci geçtiği zaman arkadaşlar e, 18 lira Seviyeleri dikkate alınmalı ve e, yukarı doğru çıkan şu kanal trend bozulmadığı müddetçe aşağı doğru inişten bizim söz konusu etmemiz bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Alt kanalda böyle 17 liralardan falan geçiyor gibi gözüküyor. Günlük bazda baktığımız zaman doların hakimiyeti ve yukarı doğru gidişi devam etmekte ve o 17.52'yi geçerse 18.40'ı da görecektir ve bunun için dolar için de bir şey söylemem gerekirse bana göre ee, yani dolar 18.40 liranın üzerine geçtiği zaman bugüne kadar çıkarabildiği en üst limit 18.40'ta yeni bir milat başlayacaktır. 20 liraları kovalayan, 20 lira ile 25 lira arası oynayan bir dolar kuru görmemiz mümkün olabilir buradan arkadaşlar bunu söyleyeyim. Al seviyesi devam ediyor ve yukarı doğru çıkış şu anlarda arkadaşlar ne yapıyor? Devam ediyormuş gibi gözükmekte olduğunu söyleyebiliriz. Dolar da gidişat yukarı. Fed'in açıklamasından sonra eğer bir sürpriz yapıp da 0.75 bas puan, puan faiz arttırırsa bir anda e, 17.5 lara, ile 17 la 18 arası gelip oynayabilir diye düşünmekteyim. Euro 18 lira seviyesinde ve günlükte o da 20 liraya kafaya takmış durumda 20 lira 60 kuruş olarak gözlemlenebiliyor. Bakın şu çizgiyi tane zamandan çekmişim yukarı doğru gider diye. Tam oralarda olduğu gözükmekte. Şu an yukarı doğru eğilimli bir pozisyonda arkadaşlar ne yapıyor? Devam ediyor Euro. 4 saatlikte Euro'nun da geçmesi gereken bir süreç 18.63. Yani dolarda 17.52 olan bu direnç seviyesi Euro'da 18.63 olarak gözüküyor. İki rakam da bana göre çok önemli olarak gözüküyor. Dolayısıyla euro'nun da çıkışı devam edecek ve yukarı doğru gidişatı devam edecektir diye düşünüyorum. Avrupa Merkez Bankaları faiz arttırdıkça euro'nun da yukarı çıkışı devam edecektir. Ve maalesef emtia varlıklar biraz daha zayıf duruma bir süre daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. Sepet mantığını unutmayalım. Her bir şeyden biraz biraz bulundurmakta fayda var. Riski dağıtmak açısından diye düşünebiliriz. altın. FED'in faiz gölgesinde devam etmekte. Arkadaşlar FED'in şahin tuturumu, tutuşu yani daha çok faiz arttırabilir 0.75 bas faiz arttırabilir beklentisiyle bu 4 saatliklerde aşağı doğru müthiş bir düşüşü oldu. 0.50 bas faiz zaten bu satın alınmış bir vaziyette. Bunu tekrar bunu 1828 ve 1850 potasına tekrar atar diye ben düşünüyorum. Tabii ki akşam Jerome Powell'in açıklamaları da önem arz edecektir. Yani bu faiz artırımlarının ve Amerika ve bütün küresel çaptaki enflasyon beklentilerinin ve MP'ye varlık alanlarının durdurulmasının veya zayıflatılmasının bir kararı olarak sonucu olarak ons altını zayıf seyrediyor. Ancak bu kadar kötü haber üst üste olmaz. Bir yerde e, tekrar iyi haberler gelmeye başladıkça bunu tekrar yukarı doğru seyrini ons altının gözlemleyebiliriz. Arkadaşlar günlükte de şöyle baktığımız zaman ee, yani tekrar bu 1831 doların üstüne çıkmaya çalışacaktır ve bence akşamki açıklamadan sonra eğer çok sert ee, şahin duruşlar olmazsa 0.50 baz puan faiz artırılırsa ve olumlu ılımlı açıklamalar yapılırsa tekrar 1831 ile 1850 bandları arasına tekrar yerleşebilir diye düşünüyorum. Çok kötü bir senaryoda 1786 destek seviyesine tekrar gelebilir diye düşünüyorum. Gram altında 1000 lira milattır geriye dönüşü yoktur diyen bir karar e, kanal burası. Haftalar öncesinden bunu söyledik arkadaşlar. Ons altın şu düşüşü ons altını bunu da bir miktar aşağı doğru düşmüştü. Bu doların düşüşüyle alakalı bir durum değil. 970 lira günlükte çok kuvvetli bir destek seviyesi oldu artık. E, 1058 liraya çıkmaya çalışıyor. E, onu, onun miladı en çok üste çıkabildiği yer 1058 liraydı. 1030 lirayı falan görmüştük geçen günlerde. 1030 liralar falan gözükmüştü yürüyüşü bana göre devam edecektir ve 1058'e çıkana kadar arkadaşlar bu durum devam edecektir diye düşünmekteyiz. Sonra 1100 lira seviyeleri dikkate alınabilir ve gelebilir diye. Şu an 4 saatlikte 1041 lira ile 996 lira yani 1000 lira arasında bir gelişte gidişli bir durum söz konusu. 1041 lira geçilebilirse 1058 lira da gelir diye düşünmekteyim bununla alakalı. Bitcoin cephesinde tabi tarihin büyük depremlerinden biri yaşanıyor. Yani çok çok düşük bir seviyelere geldi. O beklediğimiz 25 bin dolar seviyesini de aşağısına kırdı. Şu an altta destek seviyeleri falan pek gözükmüyor. E, buralarda 20 bin noktalarında geçinmeye çalışıyor. Alttan aldığım bir gösterge 4 saatte biraz çıkış olabileceği yönündeymiş gibi. Gözüküyor ama bu faiz artırımları ve bu riskli varlıklara yatırımı zayıflattı diyebilirim arkadaşlar. Bu durum, bu parayı koruma endişesi ve her ülkenin kendi parasını korumak için faiz arttırmaları ve kendi para birimlerine sarılmaları, kripto paralar gibi altın gibi riskli varlıklara yatırımları bir miktar zayıflatmış gibi gözüküyor. Yani herkes. Bir şeyler kazanmaktan çok can derdine düşmüş gibi. Kendi paralarının değerini korumak için hareket ediyormuş gibi gözükmekte. Tekrardan 23 seviyelerine falan gelmesini bekleyeceğiz. Kripto paralarla ilgili. Gümüşü epeydir bakmadığımız için 11.90 küsürlerde gümüşte duruyor. 12, 12.32'ye çıkmaya çalışıyor. Tabi bu da bir emtia bir varlık. Dolayısıyla altın gibi bunu da etkiliyor. Küresel piyasaların açılmayışı, sanayilerin yeteri kadar ham madde ihtiyaçlarına dönmeyişi, gümüş ihtiyacını doğurmuyor. Altın, keza ülke merkez bankaları varlıkları alımını durdurmaları, kişilerin de tüzel kişilerin veya da işte bazı kurum ve kuruluşların da can derdine düşmesi, yani şu an sadece kendi paralarını koruyup şu sıkıntılı süreci bir atlatmayı düşünmeleri faiz artırımları maalesef epey bir zamandır e, gümüş gibi e, altın gibi paladyum gibi veya diğer e, varlıkları e, durumunu etkiliyor. Bu sisin ne zaman dağılacağı işte e, Amerika'nın açıklamaları e, faizlerin artık artırılmayacağını söylenmesi gibi e, enflasyonun artık düşüşe geçtiği ve geçebileceği önün aydınlık görüldüğü gibi bir takım açıklamalara bağlı olduğu gözükmekte. Bir süredir sıkıcı piyasa devam et, etmekte olduğu gözüküyor. Ülkemizdeki enflasyona bakarak doların ve euronun bu seviyelerde kalmasının çok da mümkün olmadığını söyleyebilmem gerekiyor. Dışarıda her şey ateş bağısı yani %100'e yakın bir enflasyon var. İnsan aldığı şeyden biliyor daha çok. Enerji fiyatları oldukça fazla arttı. Mazot, petrol, doğalgaz ve elektrik çok zamlandı. Onun dışında gıda maddeleri de çok zorlanıyor, da, darlanıyor e, diyerekten arkadaşlar bunların e, ikili rakamlara yani doların veya da euronun ikili 20'li rakamlara çıkması hiç de sürpriz gözükmemekte diye düşünüyorum. Akşam 9 veya 10'a doğru e, FED faiz açıkladığı zaman yarından itibaren e, bunların durumu daha iyi bir şekillenecektir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, videolarımızı e, like'layın, e, beğenin, abonelik butonuna lütfen asılın. Yorum hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.